...birbiri hakkında yaptığı açıklamalar bu şekilde. Abdü tarafı diyor ki işin içinde bir taciz vardı ve ben buna müdahale ettim. Yeğeso tarafı da diyor ki işin içinde bir taciz falan yoktu, uydurmayın. Varsa bir tanığınız önüme getirin. Herhalde bu süreçten sonra bir tanık çıkacaktır. Çünkü Abdü, Yeğeso tarafını çok ağır bir şeyle itham ediyor. Haliyle bir tanık gerekiyor. E burada da yani yalancı bir tanık çıkmayacağına göre cezası çok ağır olduğu için herhalde bir tanık çıkacaktır ve konu netleşecektir. Bu olayın bir kısmı. Şimdi gelelim Abdü'nün benim hakkımda söylediği şeye. Storiesinin bir kısmında siz de anlamışsınızdır neresi olduğunu. Bana diyor ki benim evimde yemek yiyen adam bile benim hakkımda video çekti. Öncelikle olaydan sonra Abdü bana mesaj attı. Daha doğrusu ben videoyu yayınladıktan sonra attı. Uçakta olduğum için kendisine bir hayli geç dönüş yaptım. Attığı mesajda bana şunu söyledi. Sen benim arkadaşımsın. Keşke videoyu yayınlamadan önce beni de arasaydın. Ben de cevap olarak kendisine şunu söyledim. Abdü ben karşı tarafı da aramadım. Ben sadece sosyal medyaya düşen olaylar hakkında konuştum. Videoları izledim. Olayı gördüm bence dedim tırnak içinde dedim hatta bence bir açıklama yapman lazım çünkü olayda şu an çok haksız gözüküyorsun dedim. Bunun üzerine Abdü beni aradı ve etrafımda başka insanlar olduğu için ve Türkiye'ye yeni geldiğim için açmadım. Sonrasında ertesi gün Abdü bana bir mesaj daha attı ve bu mesajda da dedi ki Hala aramanı bekliyorum. Olay bildiğin gibi değil. Bana haksızlık yapılıyor. Bana yalan söyleniyor. iftira atılıyor ya da. Ve ben sana bunu anlatırsam bana hak vereceksin. Şimdi bak buraya kadar her şey süper. Ben bu arada bu mesaja da şöyle bir cevap verdim. Abdü şu an seni zora sokan şey benim yayınladığım video değil. Yaşanan bu olay ve senin bu olaya sessiz kalıyor oluşun. Hatta şunu ekledim. Karşı taraf sana ithamlarda bulunuyor fakat sen chill storyler atmaya devam ediyorsun. Bence sana zarar veren şey bu dedim. İkinci telefonunu açmadım. İkinci telefonunu açmayınca bir mesaj geldi Abdü'den. Çok beklediğim bir mesajdı bu arada. Abdü bana dedi ki videoyu kaldırmanı rica ediyorum. İşte aslında Abdü'nün ikinci telefonunu açmama sebebim tamamıyla buydu. Çünkü Abdü bana bunu cellat olayında da yapmıştı. Cellat olayında da beni aramış. Cellat'ı sevdiğini, Cellat'ın iyi bir çocuk olduğunu videoyu kaldırmamı istediğini söylemişti. Oradaki tepkim neyse tepkim yine aynı olacaktı. Ve gerilmeyelim, muhabbet uzamasın diye telefonu açmadım. Şimdi öncelikle Cellat olayı bir, bu olay iki Sen hiçbir açıklama yapmıyorken benden videoyu kaldırmamı rica ediyorsun. Oldu olacak kanalın şifresini vereyim. Hangi videoyu yükleyeceğime, hangi videoyu sileceğime de sen karar ver. Şimdi bu video silme muhabbeti çok saçma bir muhabbet. Ha bak şunu söyledim ama sen haklı olduğunu kanıtla bir açıklama yap. Seni en çok savunacak adam da benim dedim. Bunu şimdi bir kenara koyalım. Bu önemli bir detay çünkü. Şimdi gelelim şu meşhur beni en çok rahatsız eden lafa. Benimle aynı evde yemek yiyen adam bile diyor. Şimdi bunu bana daha önce Reynmen söylemişti. Ben bu laftan inanılmaz derecede tilt oluyorum. Çünkü neden? Biz senin arkadaşız. Haliyle sen de bana gelebilirsin, ben de sana gelebilirim. Seninle yemek de yiyebiliriz, seninle dertleşebiliriz. Bunlar arkadaşlar arasında olacak şeyler. Fakat bu demek değildir ki. Ben seninle yemek yedim diye bence haksız olduğum bir konuda seni savunmam gerekiyor. Böyle bir zorunluluğum yok abi benim. Benim kanalım gündem kanalı. Beni insanlar gündemle alakalı konuları objektif bir şekilde eleştiriyorum diye seviyorlar. Ben eğer seninle aynı sofradan yemek yedim diye, seninle arkadaşım diye, bence haksız olduğum bir konuda seni savunursam Kendimi geçtim, izleyicilerime çok büyük saygısızlık yapmış olurum. Nitekim bu kanalda daha önce benim çok samimi olduğum Enes Batur da eleştirildi. Yeri geldi kafalar da eleştirildi ki kafalarla aramın ne kadar iyi olduğunu sen biliyorsun. Yine aynı şekilde yeri geldi birbirimizden hiç hoşlanmadığımız hatta neredeyse birbirimizden nefret ettiğimiz Reynmen bu kanalda savunuldu. Çünkü haklıydı. Bu kanalda ben haklı gördüğümü haklı derim, haksız gördüğümü haksız derim. Senin kendin hakkında bile açıklama yapmadığın bir süreçte benden seni savunmamı beklemen ya da benim bu olayı konuşurken seni örtbas etmemi beklemen bence benden beklediğin en saçma şey. Ki zaten bak burada çok büyük bir art niyet arıyorum. Benle mesajlaşıyorken, gayet kardeşim, kankam falan gibi konuşuyorken beni story'de ortaya atman çokça ayıp. Kulağıma gelen bir başka şeyi söyleyeyim. Senle konuşurken daha telefonunu açmadığımın 10. 20. dakikasında bana bir haber geldi. Televizyon kanalıyla görüşen avukatın Burak Güngör'e de dava açacağız demiş. Ya öncelikle beni biraz olsun tanıdığını düşünüyorum ve bu konudan dolayı hiçbir şekilde korkum yok. Avukatın benim hakkımda istediği davayı açabilir. Eğer bu doğruysa, bana gelen bu iddia doğruysa hiçbir problem yok. İlk videoda da söyledim. Ben dedim Abdü'yü severim, sevdiğim bir arkadaşım. Ah be kardeşim diyorum dedim. Yine söylüyorum. Eğer ben sana haksız olduğum bir konuda Abdü haksız değilsin dersem... Ben senin iyi bir arkadaşın saymam kendimi. Bu çok net. Ben burada iki tarafa da eşit yaklaşıp bence şu an şu görünen tabloda aptu haksız dedim. Ama dedim çıkar açıklama yapar fikir değişebilir dedim. Bu olayın bambaşka bir kısmı. Buna da böyle bir cevap vermiş olayım. Şimdi Abdül ile alakalı kısım benim tarafımda bu kadar. Sadece benimle alakalı söylediği şeye cevap verdim. Diğer iddialar yani karşılıklı iddiaları sizin inisiyatifinizde. Yorumlarda kendi aranızda konuşursunuz. Yorumlarda kendi aranızda